Bu videoda break ve continue kavramlarından bahsedeceğiz. Döngüler için iki tane önemli kavramdır. Break döngüyü kırmayı, continue ise döngünün geri kalanını yapmadan devam etmeyi sağlar. Basitçe bir döngü üzerinden nasıl çalıştıklarını görelim. For int i eşittir 0, i küçüktür 10, i artı artı şeklinde basit bir döngü tanımlıyorum. Bunun içinde if diyorum i eşit eşittir 5 ise break. Buradaki break satırının if'in altında olduğu anlaşılıyor herhalde. Tek satır kullandığım için bir önceki videoda bahsetmiştik. If 5'e eşitse break çalışacak, değilse çalışmayacak. Yani bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Sanki curly bracketlar konulup blok halinde alınmış gibi de düşünebilirsiniz. Aynı anlama gelir. İster koyun ister koymayın. Genelde bazı doküman standartlarında değişik doküman standartları vardır. Askeri uygulamalar için yazılan, hastane uygulamaları için yazılan doküman kodla ilgili standartlar vardır. Bazı şeyler yasaktır kullanılması, bazı şeyler zorunludur. Bazı standartlarda bu break bracketların tek satırda olsa konulma zorunluluğu vardır. Okunabilirliğini kodun kolaylaştırmak için. Biz de koyalım. Ama isterseniz kendiniz yazıp deneyin. Koymadan da aynı şeyin çalıştığını göreceksiniz. Şimdi bu kod ne yapıyor? Break satırı ne işe yarıyor derseniz. i 0'dan 10'a kadar dönecek. Ve her döndüğü satırda bir iş yapacak. Ve burada 5 olması durumunda kodun kırılmasını bekliyoruz. Bakın şurada bir tane basit system out println println i şeklinde ekrana i'yi bastıran bir kod yazayım. Run diyelim. Bakın normalde 10'a kadar yani 9'a kadar görmemiz gerekirken kod 5. satıra geldiğinde kırıldı. Bunun sebebi şöyle commentleyeyim 9'a kadar geleceğini de görün inanmazsınız sonra. Bakın normalde 9'a kadar gelen kod şuradaki break satırından dolayı yazdığımız zaman if i5'e eşitse daha fazla çalışma anlamına geldi ve 5 olduğunda kırıldı. Kodun herhangi bir yerinde break yazarsanız kodun yani döngünün içindeki herhangi bir yerde break yazarsanız o döngüyü kırar. Dolayısıyla sizin şu anda yazmış olduğunuz bu döngü break satırı görülen bir koşul gerçekleştiğinde kırılacak. Hiç if falan yazmasaydım ne olacaktı? O zaman hiç döngü çalışmayacak. İlk i ile girecekti, direkt break'i görecekti. Break'ten sonra kırılacaktı. Peki continue ne işe yarar? Continue da break'e çok benzer bir şekilde kullanabilirsiniz. Belli koşullarda atlanması. Yani bir iş yapıyorsunuz. O yaptığınız iş sırasında belirli bir sayı olduğunda ne var ne yoksa bırak döngünün geri kalanını. Break öyleydi ya. Döngünün geri kalanını bırak. Geri kalan kodların hiçbirini çalıştırma. Direkt döngüyü kır. Döngüden sonraki satırdan devam et. Aslında şuradaki system out println çalışıyor değil mi? Şöyle yazalım println. Buraya mesela her zaman diyelim. Şu her zaman satırı her zaman çalışıyor. Run diyelim. Bakın çalıştı. Her zamanı her zaman basıyor. Continue'yu bu arada yazmış oldum. Break deseydik. Döngüyü kırması demek. Kodu kırması demek değil. Döngü kırılacak. Döngü bitecek. Sanki döngüdeki i son değerine ulaştığında nasıl bitiyorsa öyle bitecek. Ve her zaman mesajını yazacak. Continue ne işe yarıyor? Continue ise benzer bir şekilde break'e döngüyü kırmıyor ama o değer için sadece atlıyor. Kodun geri kalanındakileri çalıştırmıyor. Yani şurada bakın buraya geldiğinde, continue satırına geldiğinde döngüde daha hala yapılacak şeyler var. Bu yapılacak satırları atlıyor. Bundan önceki bir satır olsaydı system out println şuraya ilk diyeyim. İlk satırımız bu döngüdeki. İlk satır her türlü basılıyor ama continue'yu gördükten sonraki satırların hiçbirisi çalıştırmayıp döngü bir sonraki iterasyondan, bir sonraki döngüden devam ediyor. Bakın burada 0'ı bastı 2, 3, 4. Nerede 5'imiz tam? Kaydırabilecek mi? Bakın 4'ü bastı. Sonra 5 için ilki bastı. 5'i basmadan devam etti. Neden? İlk satırını çalıştırdı. Continue gördüğü için burada geri kalan satırları çalıştırmadan hop döngünün kaldığı yerden devam etti. Bir sonraki ilki bastırarak 6'dan devam etti. İki tane kavramdır bunlar. Bilinmesinde fayda olan değişik yerlerde kırmamız istenilebilir. Break ve continue'nun kullanılmasının yasak olduğu kod standartları da vardır. Bunlar kodun okunabilirliğini zorlaştırabilen şeyler, sıkıntı yapabilen şeyler. Bunun yerine işte buradaki koşulu başka yerlerde kontrol etmek gerekebilir. Mesela aynısını break 5'i 5'te break et demek aslında burada koşula yazılabilecek bir şey. Mesela ve şöyle yazalım. Buraya istediğiniz bir koşul yazabilirsiniz. İlave koşullar yazabilirsiniz end bağlacıyla. Bunlar kontrol edilebilir. Ama basitçe continue ve break kavramını da anlatmış olalım. Bir sonraki videoda görüşürüz.